Herkese merhabalar. Science konusuyla İngilizce yolculuğumuza devam ediyoruz. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün öğreneceğimiz konular kelimelerden mutlaka LGS'de bir soru gelecek. Dolayısıyla bu bir soruyu kaçırmak istemiyoruz. Ve güzel güzel bu soruyu da doğru yapacağız. Ama LGS'de sadece İngilizce'de bir soruyu kaçırmamak değil. Esasında ne önemli? Tüm sorularda olabilecek en yüksek neti almak önemli. Biz de bu yüzden LGS son tekrar setimizi hazırladık. LGS son tekrar programımız hazır. LGS son tekrar setimizin içerisinde sizleri efsanevi 6 kitap bekliyor arkadaşlar. Nedir bunlar? LGS İngilizce son tekrar. Birazdan şimdi öğreneceğimiz konular da var içerisinde. LGS İnkılap son tekrar. Din son tekrar. Fen, matematik ve Türkçe son tekrar. Ve bunların her birinde arkadaşlar tamamen sınava özgü. Yani bu son günlerde, bu son 40 gün içerisinde öğrenmeniz gereken soru tarzları, soru tipleri ve bilgiler var. Dolayısıyla LGS son tekrar setini almanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. LGS son tekrar setini açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden veya size en yakın Tonguç Çapçılarından bulabilirsiniz. Son tekrar setiyle başarılı olacaksınız. O zaman hazırsak Tonguç'um hemen videomuza geçelim ve güzel güzel kelimelerimizi öğrenelim ve bir net daha artıralım İngilizce'de. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi başlayalım. Birincisi science konusunda Tonguç'um bugün bayağı bir şey öğreneceğiz. Birincisi karıştırılan kelimeler, yani confused words'e bakacağız. Ardından past simple, present continuous tense ve birçok kelimeyi, birçok phrase'i beraber öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen kampımıza science ünitesiyle döndük. Keşke vakit kaybetsek. Hayır, vakit kaybedip dersi kaynatmaya çalışma Tonguç. Çok önemli bugün öğreneceğimiz konular. Şimdi confused kafa karışıklığı, kafa karışması demek. Confused words'e kafa karıştıran kelimeler gibi. Burada öğrencinin kafası çok karışıyor. Bunun Türkçesi bile kafa karıştırıcı bir şey. Niye? Şimdi icat etmek ve keşfetmek denen iki tane ayrı fiilimiz var. İcat etmek adeta yoktan yeni bir şey üretiyorsun. Ama discovery ise keşfetmek, zaten olan bir şeyi, doğada zaten yaratılmış bir şeyi gidip keşfediyorsun. Şimdi o zaman invent icat etmek ve bunu yapan kişiye, bu olaya yani bu icat edilen şeye invention diyoruz. Invention icat, invent icat etmek. Bu işi yapana ise mucit, yani inventor diyoruz. O zaman inventor mucit, invention icat, invent de icat etmek. Discover keşfetmek. Discovery. Discovery. Discovery Channel. Discovery Channel keşif kanalı yani. Discovery keşif. Discoverer da kaşif olmuş oluyor Tonguç'um. Dolayısıyla bir kere bu kelimelerin isim halini, o işi yapanların ne olduğunu bileceğiz, bu bir. Ve ikisi arasındaki farkı da bileceğiz. Tekrar söylüyorum. Invent, diyelim ki telefonun icat edilmesi. Telefon normalde doğada yok. Doğada gez. İnsanoğlu yıllarca gezse telefonu bulamaz. Ben buldum geçen gün, yolda buldum. Oğlum o icat edilmiş telefonu buldun sen. Ama insanlar araştırdıkları zaman yepyeni mikroplar, yepyeni elementler, yepyeni kanunlar bulabiliyorlar. Şimdi complete the sentences with the words in the box above. Yukarıdaki kelimelerden uygun olanları cümlelere koyun diyor. By using suitable form, uygun formüle, yani invent mi, discover mı, invention mı, discoverer mı koyacağız, ona beraber karar vereceğiz. Şimdi birincisi, the nokta nokta of printing press changed the world. Ha, matbaanın icadı mı, matbaanın keşfi mi? Tabii ki matbaanın icadı olacak, çünkü matbaa olmayan bir şeydi doğada, onu icat ettik. O zaman the invention of printing press changed the world diyoruz. Gerçekten de matbaanın icadı sonrasında çok ciddi olaylar oldu. Reform oluştu mesela, insanlar aydınlandı, yepyeni bilim dalları gelişti. Maria Curie is the nokta nokta of the radium. Ha, şimdi doğada radyum var mı Tonguç? Yoksa var hocam. Ha, radyum biz pat diye ortaya çıkarmadık. Radyum zaten bir şekilde yaratılmıştı. Radyum ben de kullanıyorum. Sınavlara çalışmadan önce içiyorum hocam. Daha hayır saçmalama, radyum içilmez. Sakın sakın asla içme Tonguç'um. Radyum içersen mortanzi olabilirsin. Dolayısıyla Marie Curie is discoverer, yani kaşifi. Zaten olan bir şeyi, zaten yaratılmış bir şeyi keşfetti. O zaman discoverer of the radyum diyoruz. Şimdi devam ediyoruz diğer cümleye. Scientists, bilim insanları continue to nokta nokta new medicines, so there is always hope for people who are in comas. Ha, bilim adamları yeni ilaçlar keşfediyor diyeceğiz ve böylece bu yüzden hala komadaki insanlar için, yani ölmek üzere olan insanlar için bir ümit var diyoruz. So bu yüzden there is always hope, daima vardır bir ümit for people, kimler için?
Who are in comas? Komadaki insanlar şimdi. O zaman scientists continue to discover, keşfetmeye devam ediyorlar yeni ilaçlar diye. Benim için ümit var mı hocam? Senin için olabilir. Malezya'da, Endonezya'da bilim insanları yaptığı çalışmalarda, maymun ve şempanze beyniyle yapılan çalışmalarda sana uygun bir nakil olabileceğine dair önemli tezler, hipotezler ve sentezler yapılıyor. Şimdi Nikola Tesla, tanıyor musun Nikola Tesla'yı Tonguç'um? Evet hocam, Tesla arabalarını yapan adam. Evet, Nikola Tesla dünyadaki ilk LPG'li aracın, LPG'li çalışan araçların, yok hayır, Nikola Tesla neyi bulmuştu Tonguç'um? Nikola elektriği bulmuştu. Harika, elektriği bulmuştu. Nikola Tesla, hatta şimdi elektriği çalışan araçlar yapıyor torunları. Nikola Tesla was one of the greatest nokta nokta in history. Şimdi Nikola Tesla ne yapıyor? Bir şeyi icat ediyor. O yüzden inventor diyebiliriz ona. Inventor diye yazıyorum. Inventor in history. Aynı zamanda nokta nokta of electricity change our history. Elektriği de keşfetmiş bu adam. Çünkü elektrik zaten yeryüzünde vardı. Hani şimşek çakınca böyle gök gürültü falan bir elektrik oluşuyordu. Adam onu keşfetti. Yoksa elektrik olmayan bir şey değildi. O zaman keşfi diyeceğiz. The discovery of electricity changed our history. Elektriğin keşfi bizim tarihimizi değiştirdi diyeceğiz. Alexander Graham Bell. Graham Bell ne yapmıştı? Alo Graham, orada mısın? Neredesin Alo, Graham? Alo orada mısın diyordu Graham'a. Graham oradaydı. Niye? Çünkü telefonu icat eden oydu. Ve ilk telefon vardı. Hayır, ilk telefon numarası olan 0001 Alexander Graham Bell'in numarasıdır. 532-001 mi hocam? Evet, 001 oraya atarsan kendisi eğer seni engellemezse WhatsApp'tan oradan iletişim kurabilirsin. Alexander Graham Bell invented the telefon diyebiliriz. Telefonu icat etti. Niye? Telefon normalde doğada yoktu. Yani dinozorlar eskiden telefon kullanmıyorlardı. Dolayısıyla adam araştırdı ve... Valla helal olsun. Helal olsun Graham Bell'e diyoruz ve kendisine kolay gelsin diyoruz. Şimdi tabii öldü. Mezarında ona iyi bir istirahat diliyoruz. Şimdi match the discover, inventor with the dear discovery invention. Burası birazcık fenek geliyor Tonguç'um. Artık İngilizcenin dışına çıkıyoruz. Kim neyi icat etmiş onu bulmaya çalışacağız. Şimdi El Zahravi, Edward Jenner, Louis Pasteur, Isaac Newton, Akşemseddin, Alexander Graham Bell kimler neler neler olmuş? Hocam ne kadar güzel. Çok karma bir o toplum olmuş. Evet, karma bir toplum. Yani Akşemseddin de var, Zehravi de var, hepsi var. Şimdi birincisi Zehravi neyi bulmuş? Bu hani ta çok eskiden de şu anda da insanlar Allah korusun cerrahi bir operasyon geçirdiğinde onların vücudunu dikerken kullanılan hayvanlardan yapılan bir şey var. Catgut diye. Onu buluyor. Dolayısıyla adam binlerce yıl önce, yüzlerce yıl önce bunu bulduğu zaman işte bununla dikebiliriz yani falan denilen şey hala günümüzde de bilim insanları tarafından, cerrahlar, hekimler tarafından kullanılıyor. Doktorlar tarafından kullanılıyor. Edward Jenner'a baktığımızda ise smallpox vaccination'ı bulmuş. Yani smallpox vaccination nedir? Çiçek aşısını bulmuş. Gerçekten çiçek gibi bir aşı. Bu aşıyı bulmadan önce birçok insan çiçek hastalığından dolayı vefat ediyormuş. Ama bu aşıyı bulduktan sonra smallpox vaccination aşısını bulduktan sonra yani çiçek aşısını bulduktan sonra biraz daha ölümler azalmış. Bunlar hep böyle aydınlanma döneminde çıkan gelişmeler. Louis Pasteur'e baktığımızda ise dünyada ilk defa kuduz aşısını bulan kişi. O zaman burada da rabies... Ben de kuduzum hocam, bana da yapabilir misiniz? Sen kuduz değilsin evladım, olur mu öyle şey? Kuduz olsan ısırırsın bizi, öyle bir şey yok. Rabies vaccine diyoruz. Burada da kuduz aşısını buluyor. Gerçekten kuduz aşısı bulunmadan önce bir köpek bir insanı ısırdığı zaman eğer kuduzsa köpek insana bulaşıyormuş ve o insanlar da ölüyormuş. Hatta ben küçükken mahallemizde çok köpek vardı. Beni ısırmışlardı. Ho, 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 ho. Hayır evladım, yani güzel bir şey tabii ki ama köpeklerden ben korkmamıştım. Babam demiş ki korkarsan şey olur, nedir onun adı? Kaçarsan seni kovalar ısırır. O yüzden korkmamıştım ama köpek gene ısırmıştı. Bir şey değişmedi. Hocam köpek değil, İngilizce konuşmayı denediniz mi? İngilizce havlamayı bilmiyorum. Bizim orada... How, how, how. Bak hiç o aklıma gelmiyor. Biraz daha aksanlı konuşmak lazım tabii orada. Sonuç olarak ısırmıştı ve doktor demiş ki eğer bu kuduz aşısı olmasaydı sen şu anda ölmüş olabilirdin. O yüzden bu aşıyı ol dedi ve benim o zamanlar karnı yapılıyordu yine. Karnıma 10 tane iğneyi saplamıştı. Acık yolu günler, hatıralar. Şimdi İshak Newton, yani Isaac Newton'a baktığımızda ise... Aslında Türktür kendisi. Evet, aslında Türktür. Ama bu saçları yakıştıramadım. Evet, saçlar biraz papaz gibi olmuş ama yapabileceğim bir şey yok. Burada Laws of Gravity, yani yer çekimi kanununu buluyor. Gerçekten o da önemli bir icat diyoruz. Gerçekten kendisi çok değerli bir bilim insanı. Akşemseddin'e baktığımızda, Akşemseddin de microbe, yani mikrobu bilim dünyasına kazandıran değerli bir bilim insanı. Alexander Graham Bell'in de zaten telefonu bulduğunu bir önceki sayfamızda söylemiştik. Hatta telefon numarasını da burada YouTube'daki binlerce takipçimizle paylaşmıştık. Şimdi match the house to make a phrase. Phrase yapmak için, yani deyim böyle cümle kalıbı oluşturmak için bunları birleştirin diyor. Şimdi
work dediğimizde work in a lab diyebiliriz. Yani laboratuvarda çalışmak. O zaman work in a lab yazıyorum. Buraya Denizli yazdım. Scientific ne olabilir? Scientific achievements. Yani bilimsel başarılar, gelişmeler. Get a prize. Bir ödül almak. Mesela Nobel ödülü almak. Get Nobel Prize. Space travel. Yani uzay seyahati artık günümüzde çok yaygın. Artık insanlar tatillerde Antalya'ya ya da Maldivlere ya da Ibiza'ya ya da ne bileyim işte başka kentlere değil, başka ülkelere değil de uzaya gitmeyi tercih ediyorlar. Eğer bizim de paramız olursa biz de uzay yolculuğu yapmak isteriz tabii ki. Do'ya baktığımızda ise do ne olabilir? Do an experiment. Yani bir deney yapmak diyoruz. Beşin yanında Ceyhan seçeneğini yazıyoruz. Invent, icat etmek. Ne icat edebiliriz mesela? Water screw. Burada da tabii ki water screw nedir Tonguç'um? Hocam su kayağı. Ne bileyim ya. Hayır. Su kayağı değil bak. Burada gerçekten kafan karıştı. Bak şimdi ben bir daha kelimeleri söylüyorum sana. Work in a lab. Laboratuvarda çalışmak. Bunu söyledim. Scientific achievements. Bilimsel başarılar dedik. Get a prize. Bir ödül almak dedik. Tamam mı? Ödül almak dedik. Space travel, uzay seyahati dedik. Do an experiment, deney yapmak dedik. Water screw de eskiden bulunan bir şey. Şu anda artık çok fazla kullanılmıyor. Burada da Archimedes'in bulduğu, hatta şöyle yazalım buraya. Archimedes bulmuş bunu. Çok önemli bir şey değil esasında. Artık günümüzde çok daha fazla şeyler var. Su vidası gibi bir şey. Suyun böyle hareket etmesini sağlayan su vidası gibi bir şey diyoruz. O yüzden sen de bilememiş olabilirsin. Şimdi gel biraz gramer yapalım. Senin en sevdiğin kısma geldik. Bayılıyorum gramere. Bayılma. Şu anda videomuz bitene kadar canlı kalmaya çalış. Video bittikten sonra tekrar bayılabilirsin. Sonra video başlayınca yeniden ayılırsın. Şimdi let's learn. Haydi öğrenelim. Haydi. Haydi. Şimdi bak. Şu anda now buradayız ama. Come on dude. Ne diyorsun oğlum? Haydi now be. Şimdi demek future gelecek demekti. Geçmişte now'dan öncesine kalan şeylere biz past simple diyoruz ve past simple aynı zamanda geçmişte spesifik bir zamandı. Şimdi burada iki tane şeyimiz var. Birincisi eğer düzensiz fiil ise we went on a holiday diyeceğiz. Eğer düzenli fiil ise de sonra ed'ye getirip we arrived home diyeceğiz. Yani biz tatile gittik geçmişte ve eve ulaştık gibi cümleler. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Biz ne zaman past simple kullanacağız? Yani burada past simple olduğunu nereden anladın hocam? We are going de diyebilirdik. We are arriving de diyebilirdik. Veya we will arrive. Buradaki mantığımız şu. Eğer cümlenin sonunda yesterday, last night, last month, last week, last year yani geçen gece, geçen ay, geçen hafta, geçen yıl gibi ifadeler varsa veya 2 hours ago yani 2 dakika önce, 2 saat önce, 3 days ago, 3 gün önce, 1 minute ago, 1 dakika öncesi bile geçmişte spesifik bir zaman oluyor. O zaman I, you, we, he, she'den sonra fiilin ikinci halini getiriyoruz. Düzenli ve düzensiz dikkat etmemiz lazım. Yani mesela diyelim ki play düzenli bir fiil, work düzenli bir fiil. Bunların sonuna sadece ed takısı getirmen yani played, worked demen yeterli. Ama düzensiz fiiller var. Birazdan onu da göstereceğiz. Orada ed takısı sökmüyor. Birazcık yeni kelimeler ezberlemen gerekiyor. O zaman bunları gördüğümüzde fiilin ikinci halini getiriyoruz. Olumlu cümlelerde. Olumsuz cümlelerde ise didn't deyip yine fiilin birinci halini getiriyoruz. Soruda ise en başa did'i getirip yani did sayesinde geçmiş zaman olduğunu anlıyoruz. Didn't sayesinde geçmiş zaman olduğunu anlıyoruz. Yine fiilin birinci halini getiriyoruz. Demek ki olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde fiilin birinci hali ama geçmiş zaman olduğunu did'den anlıyoruz. Olumlu cümlelerde ise mutlaka fiilin ikinci halini kullanmamız lazım. Fiilin ikinci hallerine geldiğimizde ise Tonguç'um regular yani düzenli ve irregular yani düzensiz fiiller var. Şimdi love, like, play, wash, talk, tidy, study, try, cry bunlar düzenli fiiller. Yani love'ı gördüğün zaman sonuna love demen. I love you, I love you, do you love me? Yes I do. If you love me, kiss me, kiss me. Böyle giden bir şarkı. Ama şu anda bu şarkıyı söylememizin ne anlamı var anlamadım. Love sonuna ed takısı getiriyoruz Tonguç'um ve love diyoruz. Ama tabii sadece d getirdik. Niye? Çünkü love zaten şey olduğu için. Sonunda e olduğu için. Like da yine aynı şekilde liked şeklinde hoşlandı diyerekten ed takısı getirebiliyoruz. Play'de ise sonuna bu sefer ed gelir. Played, oynadı. Wash, yıkamak. Washed, yıkandı. Talk, konuşmak. Talked, konuştu şeklinde. Bunu zaten İngilizceyi az biraz bilenler de budur. Ama tidy'de şöyle bir şey var. Sonu y harfiyle bittiği için, sonu Yozgat'ta bittiği için ne olacak? Tidy y gidecek yerine iet geliyor. Tidy yani düzenledi. Study yine aynı şekilde sonu y harfiyle bittiği için studied çalıştı. Veya aynı şekilde try denemek tried denedi. Cry ağlamak, cried ağladı şeklinde fiili ikinci hal yapıyoruz. Ama irregular fiillere baktığımızda be, do, go, all olmuyor. O zaman ne yapacağız? Be, was ya da were oluyor. Yani he, she, it de was, I da was. Ama we, you, they de were oluyor. Do, did'e dönüşüyor. Go, went oluyor. Sit, sat oluyor. Become, became oluyor. Hatta come da
came oluyor. Oradan daha rahat aklına tutabilirsin. Drink, drunk oluyor. Eat, ate oluyor. Bring, brought oluyor. Aynı şekilde buy da bought oluyor. Make de made şeklinde. Hocam bunlar çok zor hocam ya. Hiç korkmana gerek yok olmuş. Bunlarla alakalı. Düzensiz pislikler. Düzensiz pislikler değil mi? Onlar düzensiz fiiller. Pislikler değil, fiiller. Bunları birkaç kez tekrar ettiğinde aklına kalacağına eminsin. Çünkü bunları hep karşına göresin alışmalar. Şimdi gel biraz pratik yapalım. Sonrasında yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru yaklaşalım. Bir present continuous tense'i gösterdikten sonra. Make the past simple. Positive, negative or question. Yani olumlu, olumsuz veya soru yapın diyorum. Şimdi ben past simple geleceğini nereden bileceğim? Ben nereden bileceğim ya? Aynen ama işte dedik bak eğer sonunda last night varsa yani geçen gece. Yesterday veyahut da two hours ago. Yesterday, last week gibi, geçen hafta, dün, iki saat önce gibi ifadeler varsa diyeceksin ki ha burası simple past tense diyeceksin. Peki ne yapıyorduk? Şimdi olumlu cümlelerde zaten fiilin ikinci anı getiriyor. Olumsuzlarda ise my little cat didn't diyorduk. Didn't drink. Fiilin normal halini, birinci halini yazıyorduk. My little cat didn't drink milk last night. Benim küçük kedim dün gece süt içmedi. Allah Allah. Bize ne? Burada ise olumlu cümlelerde ise fiilin ikinci halini yazmamız lazım. Ama düzenli fiiller mi, düzensiz fiiller mi? Study düzenli fiil olduğu için he studied, çalıştı, o ders çalıştı. For the exam, sınav için yesterday. Dün sınav için ders çalışmış. Soruda ise ne yapıyorduk? Did'i en başa koyduk. Sonrasında şahsımız ve did he go. Fiilin birinci halini kullanıp cümlemizi bitiriyor. Did he go to the party? Partiye gitti mi? Veyahut da yine finish düzenli bir fiil olduğu için they finished their homework 2 hours ago. Onlar bitirdiler ödevlerini 2 saat önce. Burada mantığımız ne? En başta subject yani I, you, we, they, he, she, Ali, Ayşe, Fatma. Sonra verb yani fiilin ikinci hali bak. They, subject, finished, verb. Sonra object yani nesne. Their homework, object. Ve sonrasında varsa place yoksa time yani 2 hours ago zamanı kullanıyorum. What time? What time? Soru oluyor burada. Soru olduğu için ne yapacağız? Did he? Hocam he, she, it, are you, we, hepsine did mi? Evet hepsine did. Did he get up yesterday? Dün saat kaçta kalktı diyoruz. Veya ne zaman hangi saate kalktı diyoruz. Buraya bakalım olumlu cümle mi? Ha not diyor o zaman olumsuz cümle. Olumsuz cümlede hiç fiilin ikinci halini hatırlamamıza bile gerek yok. Çünkü zaten fiilin birinci halini yazıyoruz. The students didn't bring, getirmediler their material last week. Geçen hafta öğrenciler materyallerini getirmemişler, ayıp etmişler. Şimdi yine regular irregular boşluklarımıza bakacağız. Yine yesterday ondan sonra işte yesterday işte Newton'un başına düştüğü falan böyle Alexander Graham Bell icat etti. Böyle geçmişte yapılan şeyler hep past simple oluyor. Çünkü Alexander Graham Bell icat ediyor ya da icat edecek diyemezsin ki icat etti demen lazım. Şimdi they bunları direkt irregular fiillerle hemen koyabiliriz. Bak mesela ama bu arrived düzenli fiil olduğu için they arrived at school very late yesterday. Dün onlar okula çok geç vardı. Veyahut da my sister gave me a beautiful present. Benim kız kardeşim bana güzel bir hediye verdi diyebiliriz. Veyahut da we ate too much at the party yesterday. Biz dün parti çok fazla yedik diyebiliriz. Veyahut da Chris stayed, kaldı at home. Chris evde kaldı. Çünkü because he was very ill. Çünkü o çok hastaydı diyoruz. An apple, bir elma ne yapmış? Düşmüş. Fall, düzensiz fiil oluyor. Fell oluyor. An apple fell on Isaac Newton's head. İshak Newton'un başına elma düşmüş diyoruz. Tabi bu bir hikaye. Bu gerçekte böyle bir şey yokmuş. Ben bunu araştırdım. Çok merak ettim. Evet böyle bir şey yokmuş normalde. Karpuz mu düşüyor? Evet karpuz düşmüş normalde. Adam ölmemiş mi? Ölmemiş çünkü karpuz tam ortadan ikiye bölünmüş. Bir kısmını kendisi yemiş. Bir kısmını da Pakize Newton yani öz karısı yemiş. Alexander Graham Bell de invented, icat etti. The telephone diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Burada invent fiilinin yanına ed takısı getirerekten çok rahat bir şekilde fiili düzen fiil olduğu için ikinci haline alabiliyoruz. Şimdi devam edelim şeye bakalım. Let's learn present continuous tense. Şimdi şimdiki zamana bakacağız. Burada şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Direkt fiilin yanına present continuous geleceğini nereden tahmin edeceğiz? Çünkü fiilin içerisinde, daha doğrusu cümlenin içerisinde böyle now, at the moment yani şimdi, şu anda İşte başka ne olabilir? Başka ne diyebiliriz now at the moment'tan başka? İşte look, bak gibi veyahut da listen, dinle gibi ifadeleri gördüğümüz zaman bunlar veya today, at present gibi ifadeler hep şimdiki zaman olduğunu gösteriyordur. O zaman mesela now demiş o zaman şimdi çalışıyorum demesi lazım. I am studying my English lesson now. Ben çalışıyorum İngilizce dersimi şu anda diyoruz.
Structure of present continuous tense'e baktığımızda ise şuna dikkat etmemiz lazım. En başta olumlu cümlelerde I am, he, she, it is, we, you, they are ve sonrasında verb ing geliyor. Olumsuzda ise I'm not, sadece yanına not getiriyoruz. Veyahut da we are, you are not. Veyahut da he, she, it, not, isn't, hatta kısaltılmış halini yazalım geliyor. Sonrasında yine verb ing. Soruda ise am, is, are, yani bunlar artık yardımcı fiiller başa geliyor ve yine... Am, are, is niye geldi hocam? Öyle biz o şekilde verb ing oluyor. Peki o zaman neyi kullanacağız? Today, bugün, now, şimdi, at the moment, şu anda, right now, tam şimdi, at present, this day, this gibi ifadeler bunu şey oluyor. Şimdi gel bunu yapalım ve bitirelim artık. Hadi praktis yapalım. Hadi praktis yapalım. Bak şimdi. Normalde sorudan başlamayalım. Biz normalde kendi kuralımıza subject, verb, object, place, time'la gidelim. Şimdi my mother özlemiş, tamam. Sonra fiil gelecek. Ne yapıyorduk? My mother, she olduğu için my mother is cooking dinner. Annem akşam yemeğini yapıyor. At the moment, şu anda, tamam. Özlemimiz, fiilimiz, dinner objemiz ve at the moment time'ımızı koyduk. Place yokmuş. Veyahut da they yine özlemimiz. Olumsuz cümle olduğu için they aren't watching. Onlar izlemiyorlar. TV, bak onlar izlemiyorlar. Televizyonu right now. Yine time'ımız en sonda. Şuraya bakalım. Sorulara geldik artık. O zaman soruda ne yapıyorduk? Hatta bu soru olduğu için sonuna şöyle soru işareti koymayalım. Olumsuz olduğu için. He, özlemimiz en başta. Olumsuz cümle. He isn't drinking. O içmiyor. Bak o içmiyor. Coffee at present. Şu anda kahve içmiyor. Şimdi soruya geldiğimizde ne diyeceğiz? Normalde olumlu cümle ne yapıyorduk? You are studying diyorduk. Öyle değil mi Tonguç'um? Evet. Ama soru olduğu için hop bunu başa alıyoruz. Are you studying for your exam now? Sınavın için çalışıyor musun? Veyahut da normalde ne yapıyorduk? She is sleeping diyor. Öyle değil mi Tonguç? Is alıp başa koyuyorsun. Is she sleeping diyorsun ve sonra soru işaretini koyup kaçıyorsun. Hemen bu haftanın ödülü sorusunu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım, sana gönderiyorum.